MIT açık ders malzemeleri, lineer cebir 18.06, 23. ders. Hadi şimdi diferansiyel denklemlere bakalım. Bu bölüm birinci mertebeden. Birinci türev, sabit katsayılı doğrusal denklem sisteminin çözümü ile ilgili. Ve doğru yaptığımızda hemen bir denklem sistemine dönüşüyor. Buradaki temel fikir, sabit katsayılı doğrusal denklem sisteminin çözümlerinin üstel fonksiyonlar olduğudur. Bir üstel çözüm aradığınızda, üstelin tepesinde ne olacağına ve onun katsayısına bakmamız gerekir. Ve bu da doğrusal cebir olur. En sonunda bulacağımız sonuç matrisin üstlerine paralel olacak. Bir önceki dersimizin konusu A'nın K'nıncı kuvvetini veya A'nın 100. kuvvetini nasıl bulduğumuz üzerineydi. Bir matrisin yüksek dereceli kuvvetlerini nasıl hesaplarsınız? Şimdi işimiz artık kuvvetlerle değil üstlerle olacak. Bu bir diferansiyel denklem için doğal olan bir şey. Peki, bir örnekle başlayabilir miyim? Sadece mekanik kısmını anlatacağım. Tek bir diferansiyel denklemi nasıl çözerim? İki diferansiyel denklemi nasıl çözerim? Şimdi bu çözümü oluşturmaya çalışacağım. 2'lik bir matrisim olacak ve matris elemanları -1, 2 ve 1 ile -2 olacak. Bir de başlangıç şartı vereyim. Diyelim ki 0 anında U'dan başlasın. Bunlar U1 ve U2 ve de en başta 0 anında her şeyin U1'de olduğunu varsayalım. Demek ki en başta her şey U1'de. Zaman geçtikçe ne olacak? DU2 bölü DT pozitif olacak. Şuradaki U1 terimi yüzünden. Dolayısıyla akış U2 bileşkesine doğru kayacak ve U1'de çıkıyor olacak. Demek ki ilerlerken hareketi matrisin öz değerleri ve öz vektörlerine bakarak takip edeceğiz. Bu ilk işimiz. Başka bir şey yapmadan önce matrisin öz değerleriyle öz vektörlerini bulun. Şimdi bunu yapayım. Tamam. Matrisimiz şurada. Belki de hemen bana öz değerlerini ve öz vektörlerini söyleyebilirsiniz. Neyse, sonra kontrol ederiz. Şimdi bu matrisin herhangi bir özdeğerini bulabiliyor musunuz? 2 tane özdeğer bulmamız gerekir. Fark edebiliyor musunuz? Demek istediğim şu matrisi yazarsam ne görürsünüz? Tekil bir matris değil mi? Bu bir tekil matris. Bu bana doğrudan özdeğerlerden birinin lambda eşit 0 olduğunu söylüyor. Şunu yapabilirim. Bu tekil bir matris. İkinci sütun, birinci sütunun -2 ile çarpımı, determinantı 0. Dolayısıyla tekil olmalı. Demek ki özdeğerlerden biri 0. Diğeri de matris izinden hesaplanabilir. İze baktığımda köşegendeki değerlerin toplamı -3. Bunun özdeğerlerin toplamına eşit olması gerekir. Onun için de ikinci özdeğerin -3 olması gerekir. Ve tabii ki şunu yapabilirdim. Niye şurada A eksi lambda I'nın determinantını hesaplamıyorum ki? Şu matrisin -1, eksi lambda, 2, 1, eksi 2, eksi lambda determinantı. Ancak sonucun ne olması gerektiğini biliyoruz. Şu çarpımı yaptığımızda bir lambda karem olur. 2 lambda ve bir tane de lambda daha, o da 3 lambda verir. Ve şimdi determinantı elde edeceğim, o da 2 eksi 2 olur. Ki bu da bana 0 verir. İşte karakteristik polinomum. Şimdi bunu lambda çarpı lambda artı 3 şeklinde çarpanlarına ayırıyorum ve daha önce elde etmemiz gerekli olduğunu gördüğümüz özdeğerleri bulmuş oluyorum. Başka neye ihtiyacım var? Öz vektörlere. Yani diferansiyel denklemi düşünmeden önce, çözümü nedir diye düşünmeden önce bu matrisin öz vektörlerini bulayım. Demek ki önce lambda eşit 0 alalım. Böylece bu ilk özdeğerimiz.
Elimizde lambda 1 eşit 0 var ve ikinci özdeğer lambda 2 eşit eksi 3 olacak. Bu arada bunun hakkında önemli bir şey biliyorum. Özdeğerler bana bir şey anlatıyor. Nasıl ortaya çıktığını göreceğiz. Ama şimdilik şunu söyleyeyim. Bu sayılar, bu özdeğer, negatif olan özdeğer ortadan kaybolacak. Cevabımızda bir tane e üzeri eksi 3 terimi olacak. Ve bu terim zaman geçtikçe çok çok küçük olmaya başlayacak. Cevabın kalan kısmında bir e üzeri 0 t terimi olacak. Ancak e üzeri 0 t terimi 1'e eşit. Bu da sabit bir sayı. Demek ki cevabımın iki parçası olacak. Biri e üzeri 0 t, biri de e üzeri eksi 3 t. Ve bu zaman geçtikçe ikinci kısım yok olacak ve birinci kısım bize duran durumunu verecek. Bu hareket etmeyecek. Şöyle olacak. Sonunda t sonsuza yaklaştığında bu bölüm yok olacak ve elimde kalan yalnızca e üzeri 0 t kısmı olacak. Ve duran durumu beni çok ilgilendiriyor. Onun için bir 0 özdeğerim olduğunda duran durumunu elde ediyorum. Tamam. Peki öz vektörler için ne diyebiliriz? 0 özdeğerinin karşılığı olan öz vektör ne? Tamam. Bu matris olması gerektiği gibi tekil olup bu öz vektör bu 0 uzayında olan adamdır. Öyleyse matrisin 0 uzayındaki vektör hangisi? Bakalım. Sanırım herhalde serbest değişkeni 1 değerini veriyorum ve 0 elde etmek istiyorsam şurada 2'ye ihtiyacım var. Tamam. Demek ki ax1 eşit 0x1. Güzel. Tamam. ax1 eşit 0x1. Peki diğer özdeğer için ne diyebiliriz? Lambda 2 eksi 3'e eşit. Tamam. Sonra diğer öz vektörü nasıl elde ediyorum? Şu an için aklımdan yapabilir miyim? Köşegen boyunca eksi 3'ü çıkartırım. Bu da 3 eklediğim anlamına gelir. Ve şimdi öyle yapacağım. Şuraları silelim. Demek ki köşegen elemanlarına 3 ekleyeceğim. Buradaki eksi 1 şimdi 2 olacak. Bunu farklı karakterlerle yazacağım. Ve şu adama 3 eklediğimde eksi 2'si 1 olacak. Şey, biri bu şekilde farklı karakterle yazamıyorum. Ama bu nasıl oldu? Tamam. Şimdi bu a eksi 3'ü oldu. Özür dilerim. A artı 3'ü. Burası a artı 3'ü. Bunun tekil olması bekleniyor değil mi? Eğer bu şeyleri ben doğru yaptıysam bu matrisin tekil olması gerekir ve x2 öz vektörü de 0 uzayında olmalı. Pekala. Bunun 0 uzayı nedir? Belki eksi 1, 1 veya 1 eksi 1. Fark etmez. İkisi de olur. Anlaşıldı mı? Şimdi bu şunun sıfır uzayında. Şimdi bakalım. Çünkü a çarpı şu vektör 3 kere diğer vektöre eşit. ax2 eksi 3 x2 olur. Güzel. Tamam. Şimdi a'yı yeniden elde edebilir miyim? Böylece bunun doğru olarak görelim. Bu eksi 1'di, bu da eksi 2. İyi. Güzel. Tamam. Bu ilk işimiz. Öz değerler ve öz vektörler. Ve şimdiden öz vektörler cevapla ilgili çok önemli bir şey söylüyor. Şimdi cevap ne? Cevap. Çözüm UT olacak. Şimdi bu öz değerleri ve öz vektörleri kullanıyorum. Çözüm bazı İki tane özdeğer var. Demek ki bunun iki tane özel çözümü olacak. İki tane tamamen üstel çözümümüz olacak. İlki ya lambda 1 çarpı tx1 olacak. Bu denklemi çözer. Aynı şekilde diğeri de çözer. Her ikisi de diferansiyel denklemimizin çözümleri. Bu genel çözümümüz. Genel çözüm şu üstel çözümle diğer üstel çözümün bir bileşimi. Şimdi şu adamların denklemi çözüp çözmediklerini görelim. Kontrol edelim bakalım. Kontrol edeyim örneğin sağlama. Şimdi sağlamasını yapıyorum bu denklemin. Denklemi hatırlayalım.
du bölü dt eşit au. Ve şimdi e üzeri lambda 1t x 1'i yerine koyuyorum. Ve bakalım doğru çıkacak mı? Yani bu elimizdeki denklemin çözümü. Yerine koyuyorum. Sol tarafta zamana göre türev alıyorum. Dolayısıyla sol taraf lambda 1 çarpı e üzeri lambda 1t çarpı x1 olacak. Tamam. Zamana göre türev bu zamana bağlı olan terim. Bildiğimiz üstel ve türevi bize bir lambda 1'i getiriyor. Denklemin diğer yanında a çarpı bu şey var. A çarpı e üzeri lambda 1t çarpı x1. Şimdi bu sağlama doğru mu? Burada gerçekten de eşitliğimiz var mı? Evet, çünkü lambda 1t her iki tarafta da var ve diğer tarafta kalanlar bize a çarpı x1 eşittir. Lambda 1 çarpı x1 verir. Şimdi hatırlamamız gerekli ilk noktaya gelmiş olduk. Bunlar saf çözümler. Ve bu çözümler, bu saf üsteller, diferansiyel denklemlerin karşılığı. Geçen sefer saf kuvvetlerimiz vardı. Geçen sefer buna benzer karşılığımız lambda 1'in k'nıncı kuvveti çarpı x1'in bir katı artı lambda 2'nin k'nıncı kuvveti çarpı x2'nin bir katı. Geçen sefer elde ettiğimiz formül bu. Görsel olarak karşılaştırmanız için tahtaya yazıyorum. Fark denklemimizde lambda'nın kuvvetlerini görüyoruz. Bunun olduğu yer. Bu cevap UK artı 1 eşit AUK denkleminin çözümüydü. Bu çözüm sonlu adımlar içindi. Teker teker adım attığımız durum. Ve kuvvetleri elde ettik. Şimdi ilgilendiğimiz üsteller. Şimdi bu çözümümüz ve C1 ve C2 nedirler? Bunları bulursak işimiz tamam. C1 ve C2 nedir? Aslında bunları biliyoruz. Ancak biraz geriye bakayım. C1'in ne olduğuna bakalım. Daha hesaplamadık ama e üzeri lambda 1t'ye baktığımızda lambda 1 0'a eşit. Dolayısıyla bu 1 çarpı x1 olur ve de x1 2 1'e eşit. Demek ki elimizde c1 çarpı bu şey hareket etmeyen bölüm çarpı bu vektör 2 1'e eşit olan öz vektör artı c2 kere e üzeri lambda 2t. Nedir? Lambda 2'nin eksi 3 eşit olduğunu biliyoruz. Demek ki bu terim eksi 3t'yi içeriyor. Ve bunun öz vektörü de sütun olarak 1 eksi 1. Bu vektör elimizdeki denklemi ve herhangi bir katını çözer. Bu vektör eğer e üzeri eksi 3t terimi varsa denklemi çözer. C1 ve C2 dışında cevabı elde etmiş olduk. Demek ki bütün bu yaptıklarımı öz değer ve öz vektörleri bildikten sonra hemen buluruz. Şimdi sıra C1 ve C2'yi bulmaya geldi. Bunu da başlangıç şartımızdan bulacağız. Şimdi şunu kullanıyorum. Bana U'nun sıfırdaki değeri bir sıfır olarak verilmişti. Bu başlangıç değeri C1 ve C2'yi bulmamı sağlayacak. Şimdi tahtanın alt kısmında bunu yapayım. T eşit 0 noktasında elde ettiğim C1 çarpı bu adam artı C2 ve şimdi 0 zamanındayım. Dolayısıyla burası 1, burası ise 1 eksi 1 ve bunun da U'nun sıfırdaki değeri olan 1 sıfır sağlaması gerekir. Bu bana iki denklem veriyor. Bunların çözümü bana C1 ve C2'yi verecek. Ve işim bitmiş olacak. Bakalım C1 ve C2 ne? Aslında bakarak bile bulabiliriz ama iki denklem sistemini de çözebiliriz. Bakalım. Bunların her ikisi de 1 olsaydı, şimdi basitçe topluyorum. Sonucum 3 0 olurdu. Demek ki cevap ne? Eğer C1 ile C2'nin her ikisi de 1'e eşit olsalardı 3 0 elde eder.
Demek ki bana lazım olan bunun üçte biri. Çünkü elde etmek istediğim 1,0. Onun için bence C1 eşit 1 bölü 3 ve C2 eşit 1 bölü 3 olmalı. Sonunda cevaba eriştim. Cevabı şurada şu tahtada tutayım. Sonuçta cevap bunun üçte biri ile şunun üçte biri. Şimdi görebiliyor musunuz? Bu akımla ne olduğunu görebiliyor musunuz? Akım çözüm 1,0 ile başladı. Sonra zaman geçtikçe insanlar yer değiştirmeye başladılar. Bunun bir bölümü buraya geçti. Ve limitte bir de limitimiz var, değil mi? T sonsuza giderken T çok büyük değerler aldığında bu yok oluyor. Bu da durağanlık durum. Demek ki durağanlık durumu buna U'nun sonsuzda aldığı değer diyebilirdik. Bu değer sadece 2 birin 3'te biri. Yani 2 bölü 3'e 1 bölü 3. Şimdi yavaş yavaş aslında çözümün genel davranışını kavramaya başlıyorsunuz. Diferansiyel denklemin ne yaptığını görmeye başlıyorsunuz. Tabii ki her zaman bir duran durumumuz olmayacak. Bazen sıfıra yakınsayacağız. Bazen de durum patlayacak. Bakalım bunları nasıl ayrıştıracağız? Bunu bize öz değerler söyleyecek. Bakalım şimdi. Önce şunu sorayım. Kararlılık ne zaman elde edilir? Yani UT'nin sıfıra gitme durumunu demek istiyorum. Başlangıç şartı ne olursa olsun, çözüm ne zaman sıfıra gider? Eksi özdeğerler varsa. Anlaşıldı mı? Negatif özdeğerler. Şimdi size bir aşamayı daha sormalıyım. Bu değerlerin karmaşık sayılar olduğunu varsayalım. Çünkü öyle olabileceklerini de biliyoruz. Ve şimdi biz kararlılık istiyoruz. Bu istediğimiz tüm bu e üzeri lambda t'lerin sıfıra gitmesini istiyoruz. Bu da lambdaların negatif olmasını gerektiriyor. Ancak lambdanın karmaşık bir sayı olduğunu varsayalım. Bu durumda neyi sınamalıyız? Eğer lambda bir karmaşık sayıysa, diyelim ki lambda negatif bir değer ve de bir sanal bölümü de var. Örneğin lambda eksi 3 artı 6'yı eşit olsun. Bu durumda ne olur? Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Eğer lambda eksi 3 artı 6 ise bu sayı ne kadar büyük? Bu sanal bir bölüm rol oynuyor mu? Veya büyüklüğüne, bu ifadenin mutlak değerine sadece e üzeri eksi 3t olur. Niye bu böyle? Çünkü diğer bölümü büyüklüğü şu e üzeri 6it, bunun mutlak değeri 1 olur. Tamam. Bu sadece cos 6t artı i sin 6t'dir. Ve mutlak değerin karesi kosinüs kare artı sinüs kare olacak ve bu da 1'i verecek. Bu karmaşık sayı birim çemberin etrafında dönüyor. Şu karmaşık sayıda önemli olan sadece gerçek bölüm. Yapmaya çalıştığım şu. Lambda'nın gerçek kısmının negatif olması gerekiyor. Lambda karmaşık bir sayı olduğunda bizi sıfıra götüren veya patlamaya neden olan gerçek kısmı bizim durumda eksi 3. Sanal bölümü etki etmez. Tek yapacağı iki bileşen arasında gidip gelmesi olacak. Kararlılık bu. Ve durağan durumumuz için ne diyebiliriz? Hangi durumlarda bir durağan durumumuz her zaman aynı doğrultuda olacak? Şunu yapayım. Şu bölümünü çıkarayım. Bu şunu gösteriyor.
Şu sağlamayı yapıyor. Asıl önemli olanın gerçek kısmı olduğu. Demek ki durağan durumda lambda 1 sıfıra eşit olup diğer özdeğerler hangi değerleri almalı? Buna bakıyorum. Ve yaptığımız örnek durağanlık için mükemmel bir örnekti. Bir sıfır özdeğerimiz var. Ve diğer özdeğerlerin bunların yok olmasını istiyoruz. Diğer özdeğerlerin gerçek kısmı negatif. Ve kesin patlama ne zaman olur? Eğer lambda'nın gerçek bölümü pozitifse sistem patlar. Demek ki A'nın işaretini değiştirirsek A matrisinin diyelim ki matris yerine şu A yerine değiştirip tüm işaretlerini değiştirdiği matrisi düşünün. Bu değişim özdeğerlere ve özvektörlere ne yapar? Eğer ben A'nın özdeğerlerini ve özvektörlerini biliyorsam eksi A için ne diyebilirim? Özdeğerlere ne olur? Eksi A'yı aldığımda hepsi işaret değiştirir. Demek ki sistem patlar. Şu E üzeri eksi 3T yerine eğer bunu eksiye değiştirirsem, şu matristeki işaretleri değiştirirsem, izi artı 3'e değiştirmiş olurdum. Ve bu durumda E üzeri artı 3T elde ederdim. Bu da sistemi patlatırdı. Tabii ki sıfır değerle özdeğer aynı kalırdı. Ancak diğer adam uçardı. İşaretleri değiştirmem durumunda patlardı. Tamam, demek ki bu kararlılığın resmi. Ve iki ikilik bir matris için bunun ne anlama geldiğini daha da iyi anlayabiliriz. Şunu yapabilir miyim? Şunu yapayım. Yapmak istediğim iki ikilik bir matris için öz değerinin gerçek kısmının negatif olup olmadığını söyleyebilir miyim? Bunun için aklımda olanı söyleyeceğim. 2'ye 2 kararlılık, bu söyleyeceğim aslında küçük bir yorum. 2'ye 2'lik kararlılık. Demek ki matrisi şimdi ABCD'de. Ve her iki özdeğerin gerçek kısmının negatif olmasını istiyorum. Peki, şimdi sadece matrise bakarak özdeğerleri hesaplamadan özdeğerlerin negatif olup olmadıklarını veya en azından gerçek kısımlarının negatif olduğunu nasıl görürüm? Bu bana iz hakkında ne söyler? Demek ki buradaki A artı D ikiye iki kararlı bir matris durumunda iz için ne diyebilirsiniz? Bu öz değerlerin negatif olduğunu veya en azından gerçek bölümlerin negatif olduğu anlamına gelir. Bu durumda şunu alıp matrise bakıp izini bulduğumda bunun hakkında ne bilirim? Negatif olur değil mi? Bu şunun toplamı. Bu neye eşit? Bu lambda 1 artı lambda 2'ye eşit. Demek ki negatif. Bu arada bu özdeğerler eğer karmaşık olsaydı bu durumda artı 6i ve eksi 6i'miz olurdu. Karmaşık kısım birbirlerinin eşleniği olurdu. Ve dolayısıyla bunları topladığımızda ortadan kalkarlardı ve iz de negatif olurdu. Tamam, iz negatif olmak zorunda. Bu yeterli mi? Negatif bir iz matrisi kararlı yapmaya yeterli mi? Yeterli olmaması gerekir değil mi? Şunu gösterebilir miyim? Şunu yapabilir miyim? Negatif iz olup yine de kararlı olmayan bir matris söyleyebilir misiniz? Demek ki burada bir patlama, hala bir patlama faktörü var ve bir tane de giderek azalan. Demek ki ne olacak? Sırf görmek için belki şunu buraya koyabiliriz. Şimdi izin negatif olduğu ancak sistemin patladığı bir örnek yaratmak istiyorum. Peki. Bir örneğe bakalım.
Bakın şunu eksi 2, 0, 0, 1 yapayım. Bu matrisinizin eksi değer aldığı bir durum. Öz değerleri biliyorum tabii ki. Öz değerlerimiz eksi 2 ve 1. Ve de sistem patlıyor. Bunun şurada artı değeri alan bir öz değeri var. Bu bize çözümde bir e üzeri artı t getirecek. Ve ikinci bir bileşkesi olsa da patlayacak. Başka bir şart daha gerekli. Ve bu şart determinant üzerine bir şart. Ve bu şart ne? Eğer her iki öz değerinde her ikisinin de negatif olduğunu biliyoruz diyelim. Bu bana determinant hakkında ne diyor? Tekrar sorayım. Her iki öz değerin negatif olduğunu biliyorsam izimiz de negatif olur. Ancak determinant pozitiftir. Çünkü iki öz değerin çarpımına eşit. Demek ki determinant lambda 1 çarpı lambda 2. Şu lambda 1 çarpı lambda 2 ve her ikisi de negatifse çarpımı pozitif olur. Demek ki pozitif determinant ve negatifiz. Bu şartı sanal bir bölüm alınması durumunda da takip edebilirim. Demek ki kararlılık hakkında bu basit ancak işe yarayan bir yorum. Çünkü 2'ye 2 her zaman önemli. Peki. Yine resme dönelim. Bu dersimizin temel bölümü mutlaka yapabilmemiz gerekli bölümü otomatiğe bağlayıp yapabilmemiz gerekli bölüm sistemi çözmektir. Öz değerleri bul, öz vektörleri bul, katsayıları bul. Ve şuna dikkat et. Matrisin ne olduğuna bak. Şu doğrusal sistemde elimde değil. Eğer şu denklemler elimde olduğunda bu sütunlar cinsinden denklemlerim olduğunda bu denklemlerin matris şekli ne olur? Demek ki bu denklem sistemi bir matrisin C1, C2'yi çarpıp U0 verdiği bir sistem. U0 ise 1, 0. Matris ne? 2, 1, 1 eksi 1 olduğunu görmek kolay. Ancak buna bir isim vermeliyiz. En azından bir harf. Bu matris için bir isim. Şu hangi matris? Bu adımda C'leri bulmak için hangi matrisle uğraşıyoruz? Harfi S. Yani öz vektörler matrisi. Tabii ki bunlar öz vektörler. Matrisimizin sütunlarında görebilirsiniz. Demek ki bu S, C eşit U0 olur. Katsayıları bulduğumuz şu adımda her bir üstel çözümün ne kadarlık bir bölümünün cevapta yer aldığını bulmuş oluyorsunuz. En başında doğru yaptıysanız sonuna kadar doğru kalır. Eğer şu resmi görebiliyorsanız yani her saf üstelin U0'dan başladıktan sonra kendi yoluna gittiğini görebilmemiz gerek. Dolayısıyla her birinin kaçta kaçının U0'da yer aldığını bulursunuz. Sonra da onlar kendi yollarını bulurlar. Peki. Demek ki bu iki bilinmeyenli, iki denklemli bir sistem. Matris bir anlamda U1 ve U2'yi eşleştirirken öz değerler ve öz vektörler bunları ayırıyor. Köşegenleştiriyorlar. Aslında peki şimdi şunu yapabilirim. S ve büyük lambda cinsinden düşünebilirim. Şimdi de denklemi bu kez S ve büyük lambda cinsinden yazmak istiyorum. Tamam. Bunu şu uzaktaki tahtada yapacağım. Şimdi geri dönüyorum. DU bölü DT eşit AU eşitliğine dönüyorum. Buradaki matris bunları birleştiriyor. Öz vektörlerin mantığı ise bunları ayrıştırmak. Bunu anlamanın bir yolu U eşit A. Hayır, A değil. S olmalı. Ayrıştıran öz vektör matrisi S olmalı.
Bana verilen şu denklemi alıp A ile eşleşmiş olan A ile herhalde bir sürü sıfır olmayan elemanı vardır. Ancak ayrıştırıyorum. Söylemek istediğim köşegenleştiriyorum. Eğer köşegen matrisi elde edersem işim tamam demektir. Tamam, şimdi yerine koyuyoruz. Bu A, S, V ve bu da S, DV bölü DT. S bir sabit. S öz vektörler matrisi. Bu öz vektörler matrisi. Peki. Şimdi buraya S'nin tersini getireceğim. Ve elimde ne var? S'nin tersi A ve S bileşiminden lambdayı elde ediyoruz. Köşegen matrisi. Ve ana fikir bu. Yani öz vektörleri taban olarak kullanırsam bu durumda denklem sistemimiz köşegen olur. Şimdi ben her biri eşleştirme yok artık. DV 1 bölü DT eşit lambda 1 V1. Şimdi denklem sisteminin tüm n'leri için DV 1 bölü DT eşit lambda 1 V1 tür ifadelerini yazalım. Bunlar bir denklem sistemini oluşturur ama birbirlerine bağlı değiller. Ve onun için de çözmek kolaydır. Ve şimdi de çözümü yazayım dilerseniz. Ve nedir? Ve şimdi E üzeri lambda 1 t'ye eşit olur. Ve sanırım şimdi doğal olan gösterimi kullanıp vt eşit e üzeri lambda t çarpı v sıfır diyeceğiz. Ve ut eşittir se e üzeri lambda t, s'nin tersi olacak. Bu işte varmak istediğim formül. Bu şu matris SE üzeri lambda TS'nin tersi. Bu benim üstelim. Bu benim E üzeri ATEM. Ve bu SE üzeri lambda TS'nin tersine eşit mi? Şimdi işim üstteki A matrisinin ne yaptığını anlatmak olacak. Ne anlama geliyor? E üzeri bir matris demek ne anlama geliyor? Bu daha kolay olmalı. Çünkü E üstü bir köşegen matris. Ancak sonuçta bir matris. Peki E üzeri AT ile ne demek istiyoruz? Çünkü gerçekten de cevabım E üzeri AT'de. Bu denklem için benim cevabım bu UT, bu da E üzeri AT çarpı U0. Şimdi size bunun ne anlama geldiğini anlatmalıyım. Bir matris üsleri nedir? Ve bu formül niye doğrudur? Tahtanın şu alt kısmına koyacağım. Bir matris üsleri nedir? Şuraya geri döneyim. Demek ki şimdi matris üstelinden söz ediyoruz. E üzeri AT. Tamam. Herhangi bir şeyin üstelini nasıl tanımlarız? Buradaki hile temel fikir üsteller için bir kuvvet serisi olduğu. Bu E üzeri x'i açıklamamızın en iyi yolu. Kuvvet serisi yani 1 artı x artı 1 bölü 2x kare artı 1 bölü 6 x küp artı ve bunu elimizde bir matris olduğu durumda yapacağız. Demek ki 1 benim birim matrisim olur. X'lerimiz at olur. X karemiz at'nin karesi olur. Ve 2'ye bölmek gerekir. Kübik terim x küplü terim at'nin küpü bölü 6 olur ve buradaki genel terim ne? Genel terim at'nin n'inci kuvveti bölü
Ve bu devam eder. Ne ile böldüğümüze bakalım, ne ile bölündüğüne bakalım. Buradaki mantığı görüyorsunuz. Şurada 1'e baktım. Şurada 2'ye, şurada ise 6'ya. Bunların hepsi faktöriyeldir. Demek ki sonucum da n faktöriyel olacak. Bu güzel Taylor serilerinden biri. Aslında bunlardan 2 tane var. Dünyada 2 tane güzel Taylor serisi var. E üzeri x için olan Taylor serimiz, x üzeri n'nin n faktöriyeli bölümünün toplamı. Ve tek yaptığım aynı şeyi matrisler için de tekrarlamak. Diğer yakışıklı Taylor serisi ise x üzeri n'lerin n faktöriyelle bölünmemiş şeklinin toplamı. Biliyor musunuz şunun hangi fonksiyon olduğunu söyleyebilir misiniz? Eğer bunları alırsam bütün bu sıfırdan sonsuza giden toplam ne olur? Hangi fonksiyonu yazmış oluyorum? Bir ekiyorum. Şunu yazarken 1 artı x kare artı x küp artı x üzeri 4 artı ve gördüğünüz gibi hiçbir şeye bölmüyorum. Fonksiyon ne? 1 artı x kare artı x küp artı x üzeri 4 artı sonsuza kadar. Bu fonksiyon 1 bölü 1 eksi x'tir. Bu geometrik seri tüm serilerin en güzeli. Aslında burada da benzer bir şey olabilirdi. Eğer şunu isteseydim, ı eksi at'nin tersi bu durumda ne olurdu? Şimdi matrislerim var. Her yerde matrislerim var. Tıpkı şu seri gibi. Ve de hiçbir şeye bölmediğim diğer seri gibi. Bu kez ı artı at artı at'nin karesi artı at'nin kübü artı sonsuza kadar. Demek ki bu bir matris tersini bulmak için mantıklı bir yol. Şunu kesersem, şurada bunu yapmak t küçük olduğunda mantıklıdır. Eğer t küçük bir sayıysa o durumda t kare çok küçük bir sayı olur. T küp ise daha da küçük olur. Dolayısıyla matris tersi yaklaşık bir değer ı artı at olur. Dilersem daha fazla sayıda terimi sistemde tutarım. Ama ne yaptığımı görebiliyor musunuz? Şunu diyorum. Normal fonksiyonlar için yaptığım her şeyi matrisler içinde yapabilirim diyorum. Ve üstel serinin güzel yanı bir anlamda üstel seri diğerinden daha güzel. Niye? Çünkü üstel seri her zaman yakınsar. Giderek büyüyen bu sayılara bölüyorum. Ve A matrisi ne olursa olsun T istediği kadar büyüsün. Bu serinin bu terimleri her zaman sıfıra yaklaşır. Serinin toplamı sonlu bir değer alır ve E üzeri AT tümüyle tanımlı olur. Halbuki bu ikinci adam başarısız olacak, değil mi? Eğer AT büyükse, eğer AT'nin bir şekilde birden büyük bir öz değeri varsa, karesini aldığımda o değerin karesini almış olurum. Kübünü aldığımda öz değerin kübünü alırım ve seri AT'nin öz değerleri birden küçük olmadığı sürece patlar. Demek ki AT'nin öz değerleri birden küçük olduğunda, onu şuraya yazayım. AT'nin tüm öz değerleri birden küçük olduğunda seri yakınsar ve bu da bana matris tersini verir. İyi. Bu adam özellikle ilgimi çekiyor. Ve şununla ilişkilendirmek istiyorum. Şimdi bakalım. Şunu nasıl elde ederim? Bu yapmak istediğim en temel şey. E üzeri AT'yi nasıl elde ediyorum? Ve E üzeri AT'nin şuna eşit olduğunu nasıl görebiliyorum? Demek istediğim E üzeri AT'yi, S'yi ve lambda'yı bulup hesaplamak istiyorum. Çünkü artık E üzeri lambda T'yi hesaplamak kolay. Büyük lambdalar köşegen bir matris ve şimdi lambda T'yi yazabiliriz. Ve hemen şimdi, bir dakikada. Ve şimdi şunu görüyor musunuz? Ne görmeyi beklediğimizi görüyor musunuz? Şunu bekliyoruz. E üzeri AT'yi S ve lambda bilgisine dayanarak hesaplamak istiyoruz. Ve şimdi tanıma bakıp, peki şundan nasıl bir S ve lambda çıkarabilirim diye bakıyorum. Görebiliyor musunuz? Bunu
şununla ilişkilendirmek istiyorum. Şu tanımı kullanarak yapmaya çalışacağım. Şunu sileyim önce. Geometrik seriyi sileyim. Çünkü diferansiyel denklemlerde bununla işim yok. Ve resmin içine S ve lambda'yı getireyim. Hadi bakalım. Birim matrisimiz tamam. Şimdi sırada şunu göreceksiniz. A'yı nasıl S ile yazacağımı ve S ile lambda'nın ilişkisini. Şimdi tüm bu bölümün en önemli formülünü yazıyorum. A eşittir S çarpı lambda çarpı S'nin tersi ve de çarpı T ve bu da bize AT'yi verir. Peki A kare T ne olur? Önce ikiye bölmem gerekir. Bir T karem var, bir de A kare. Tamam. Demek ki şurada A matrisim. A matrisi. Şimdi karesini al. Karesini aldığımda ne olur? Bunu daha önce gördük. Karesini aldığımda S lambda kare S'nin tersini elde ederim, değil mi? Şunun karesini aldığımda bir S var. Ve bu S, S'nin tersiyle sadeleşir ve solda bir S, sağda bir S ters ve ortada bir lambda kareyle kalırım. Bir sonraki ise lambda küp S'nin tersi çarpı T küp bölü 3 faktöriyel olur. Şimdi ne yapacağım? Her şeyden S'yi çekmek istiyorum. S'nin her şeyin dışında olmasını istiyorum. Güzel. Bakın. Birim matrisi nasıl yazsam iyi olur? Bu taraftan S'yi, diğer taraftan da S'nin tersini çekmek istiyorum. Böylece birim matrisi S çarpı S'nin tersi olarak yazıyorum. Şurada bir S var. Diğer yanda da bir S'nin tersi var. Ve ortada ne var? Ortada birim matris, bir tane lambda çarpı t, bir tane lambda kare t kare bölü 2 ve e üstü lambda t. Bu ortada kalanlar. Bu formül e üzeri at'nin formülü. Şimdi şunu sormalıyım size. Bu formül her durumda işler mi? Bu formül her zaman işler. Ancak sonsuz olduğunda işler değişebilir. Peki. Her zaman işler derken ne demek istiyorum? Ve bu her zaman işlemez ve benim size orijinal formülde olmayıp bu formülde kullanılan varsayımı söylemem gerek. Buradaki varsayım A'nın köşegenleştirilebildiği varsayımı. Hatırlayacaksınız. Bazı matris alt kümeleri var ki N bağımsız öz vektörleri yok. Dolayısıyla bu matrisler için bir S tersimiz yok ve tüm köşegenleştirme çöker. Ancak hala üçgensel hale getirebiliriz. Bunu size anlatacağım. Ancak gerekli sayıda bağımsız öz vektörleri olmayan matrisler için köşegenleştirmek mümkün değil. Bunun dışında bu altın değerinde. Peki, formül şu. Şu da matris üsteli. Şimdi bana E üzeri lambda t'nin ne olduğunu söylemek kalıyor. Bunu yapabilir miyim? Şunu şu köşeye koyayım. Bir köşegen matrisin üsteli nedir? Hatırlarsanız lambda köşegen bir matris. Lambda 1'den lambda n'ye kadar. Bu köşegen matrisin üsteli nedir? Çünkü asıl önemli nokta bunun basit olması gerektiği. Vurgulamam gerekli olan nokta köşegen bir matrisin üstelinin tümüyle ayrıştırılmış olması gerektiği. Yani köşegen olması gerektiği ve de aslında öyle. Bu matris üsteli sadece köşegende E üzeri lambda 1T, E üzeri lambda 2T, E üzeri lambda NT ve diğer her yer 0. Demek ki köşegen bir matrisim olup onu üstel formülüne koyarsam
Her şey köşegen ve köşegendeki elemanlar da birer skaler olup E üzeri lambda T şeklindeler. Bu bir anlamda şimdi burada yaptıklarım bugünkü dersin başında belli bir A matrisi ve belli öz değerler ve öz vektörlerle yaptıklarımın formüle dökülmesi. Şimdi formülleri bir kez daha göstereyim. Bu matris üstelinin ne olduğunu bilmek durumundasınız. Ve bu ne zaman sıfıra giderdi? Söyleyin bakalım bunun cevabı ne? E üzeri AT ne zaman T arttıkça giderek daha da küçülür. Düşünelim. S ve S-1 değişmiyor. Giderek küçülen bu olmalı. Ve bunun basit bir köşegen şekli var. Ve bu lambdaların her biri sıfıra gitmeli. Bunların her biri sıfıra gitmeli. Onun için de öz değerlerimin gerçek kısmının sıfırdan küçük olması gerekir. Değil mi? Eğer gerçek kısım negatifse bu durum üstelin sıfıra gitmesini sağlar. Tamam. İşte asıl farkı olan bu. Eğer size bir resimle gösterebilirsem, bakalım şu çizdiğim karmaşık düzlem. Şurası gerçek eksen, burası da sanal eksen. Diferansiyel denklemin kararlılığı için öz değerlerin nerede olması gerekir? Şurada olmaları gerekir. Sol yarı düzlemde. Demek ki sol yarı düzlem lambdaların gerçek değerleri sıfırdan küçük olan gerçek değerlerini gösterir. Bakalım matris kuvvetlerinin sıfıra gitmesi için öz değerlerin nerede olmaları gerekir? Eğer öz değerlerin buradaysa matris kuvvetleri sıfıra gider. Demek ki bu bölge matris kuvvetleri için kararlılık bölgesi. Bu bölge lambdanın mutlak değerini birden küçük olduğu bölge. Bu kararlılık göstergesi, bu bize A'nın katlarının sıfıra gittiğini söyler. Aynı zamanda da A'nın üstelinin de sıfıra gittiğini söyler. Tamam. Son bir örnek. Şimdi son bir örnek yazayım. Bakalım son örneğim tek bir denklem olacak. U2 üssü artı BU üssü artı KU eşit 0. İkinci mertebeden tek bir denklem. Şimdi belki burada Y kullanmam daha iyi olur. Çünkü diferansiyel denklemlerde çoğunlukla kullandığımız Y'dir. Ve U'nun bir vektör olmasını istiyorum. Ve şimdi ikinci mertebeden bir denklemin iki ikilik ve birinci mertebeden bir sisteme nasıl dönüştürülebileceğine bakalım. Tıpkı Fibonacci'lerde yaptığım gibi U'ya Y üssü Y diyeceğim. Tek yapacağım fazladan bir denklem eklemek olacak. Bu denklemde y üssü eşittir y üssü diyeceğim. Şunu alıyorum. Şunu vektör bilinmeyeni olarak kullanarak şimdi denklemim u üssü. Birinci mertebeden denklemim u üssü eşittir y 2 üssü y üssü u'nun türevi. Peki şimdi diferansiyel denklemin bana y çift üssünün bakalım neye eşit olduğunu söylüyor. Bu matrisin ne olduğuna bakıyorum. Y üssü Y. A matrisini bulmalıyım. Bir tek tane ikinci mertebeden diferansiyel denklemim olduğunda ve bunu iki ikilik bir sisteme dönüştürmek istediğimde matris ne olmalı? Oldukça basit. Matrisin ilk satırı zaten denklemde veriliyor. Yani Y2 üssü eşittir. Eksi BY üssü. Eksi KY. Bunda problem yok. Ve matrisin ikinci satırına ne gelecek? Bulursak tamamlamış olacağız. Matrisin ikinci satırının
Y üssü eşittir. Y üssü aşikar denklemi olarak tanımlanması gerekiyor. O da burada bir 1, şurada da bir 0 var demek. Bunlara benzer matrisler genel halde örneğin 5'e 5'lik olduğunda, yani 5. mertebeden bir denklemim olduğunda 5'e 5'lik bir matrise ihtiyacım olacaktı. Ve denklemin katsayılarını şu yukarıda görüyor olacaktım. Ve sonra da aşikar çözümlerim için şuralara birler koyacaktım. Bu matris öyle bir matris ki 5. basamaktan bir denklemi 5'e 5'lik 1. mertebeden bir sisteme dönüştürür. Ve özdeğerler doğal bir şekilde diferansiyel denkleme bağlantılı olarak bulunacaktı. Bugün diferansiyel denklemleri işlemiş olduk. Şimdi matris kuvvetlerini işlediğimiz derse paralel olarak artık matris üstellerini de yapıyoruz. Teşekkürler.